Rap müzik, yani ritmik Amerikan poetry, bazı insanların ritmik Amerikan şiirleri diye iddiaları olsa da İngilizce ağır eleştiri olarak kullanılmaktadır. 1970 yıllarında Amerika'nın varoş semtlerinde siyahi insanların kendilerini aşağılayan ve hor gören zihniyeti eleştirmesi ve buna bir müzik altyapısı eklemesiyle oluşmuştur. Rap müzik sanatında aslında önemli olan şey sözlerdir. Müzik ikinci planda bırakılır ve kişinin yaşadıklarına, düşündüklerine ve sesini duyurabilmesine daha öncül olarak bakılır. Hip hop kültürünün alt kollarından biri olarak her şey gibi o da zamanla değişim göstermiştir. Hatta öyle ki alt kollarına dahi bölünmüştür. Rap çoğunlukla hızlı akapella söylemi olarak bilinen sözlerdir. Bu şekilde müziğin temposuna uygun olarak kafiyeli kelimelerden oluşan sözler söylemek de MC'lik olarak adlandırılmaktadır. MC'nin açılımı olarak Master of Ceremonies, seremoni ustası, mikrofon kontrol ya da mic check, mikrofon kontrol gibi terimlerde kullanılır. Rap terimi 1979 yılında keşfedilen bir kayıt sayesinde hip hopla özdeşleşmiştir. Bunlardan ilki King Tim III'ün Personality Jockey'ydi ki bu şarkı hip hop'un bilinen ilk kaydı olarak tarihe geçmiştir. Zaten kaydı dinleyince anlayacaksınız ki müzisyenler yine siyahilerin öncülüğünü yaptığı jazz, R&B ve funk müziklerini karıştırarak bir beat yapıp üzerine de rhyming yaparak doğaçlama olarak yeni bir müzik akımı oluşturuyorlardı. Rap müzisyenlerinin doğaları gereği sadece duyma duyumuza dokunmaları beklenemezdi. Bu yüzden grafiti yazı çizim sanatını da bu görüşe kattılar. Özellikle Paris, New York gibi büyük metropollerde ve gettolarda kendine sıkça yer buluyordu. Bu insanların anlatacağı, betimleyeceği öyle çok şey vardı ki yaptıkları, söyledikleri onları daha özgür hissetmelerine neden oluyordu. Bu akımı da dünya benimsedi ve günümüze kadar gelerek diğer sanatçılara bakış açılarını katmaya başladılar. En önemlisi ve hatta en zor olan stil ise doğaçlama olarak yapılan ve bu yönüyle Anadolu'da yıllardır var olan aşık atışmasına benzeyen freestyle'dır. Bununla ilgili örneğin daha önce yazdıkları kelime ve cümleleri kullanmak gibi birçok şey yazılıp çizilse de yapanları kesin görmüş, dinlemiş ve takdir etmişsinizdir. Gelelim rapperların stiline. Giyinmeleri ve takılarının da bir anlamı var. Bol giyinmek ise düzgün fiziği belli etmeyi ve dar giyimden oluşan rahatsızlığı protesto etme ve insanları özgür bırakarak rahatlığı ön plana çıkarmasından ileri gelir. Ya bırak rahat yaşayalım, karışma bana diyordu rapçiler aslında. Ne kaldı geriye? Dans olmadan olmaz. O zamanların popüler dansı breakdance, gerek figürleri, gerekse fiziği kullanışıyla aşırı efor gerektiren bir dans türü olduğundan bir yandan şarkı söyleyip bir yandan doğaçlama yapmaya uygun değildir. Peki dünyada bu gelişmeler yaşanırken biz neredeydik? Türkler arasında rap, ilk olarak Almanya'da yaşayan Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Almanya'daki Türkler, 90'lı yılların başından itibaren yöneldikleri rap müziğin ülkemize taşınmasında öncü olmuşlardır. Böylece Kartel'le beraber 95 yılında rap müzik ülkemizde ciddi anlamda boy göstermeye başlar. Türkiye'de rap, sanılanın aksine büyük ilgi gördü ve ulaştığı kitle her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle bugün rapperların albüm satışlarının hızlı bir biçimde arttığına şahit olmaktayız. Diziler, partiler, anne babalar hemen herkes dinliyor ve daha önemlisi yadırgamıyor. İlk yıllarında rap müziğe karşı duyulan önyargı ortadan kalkmış, gelinen noktada artık rap müzik aileye ulaşan bir müzik türü olabilmeyi başarmıştır. Tabii bunun bize göre en büyük sebebi Kartel'in açtığı yoldan devam eden önemli bir ismin varlığı. Nokta Bekson, ben bunu bilemem, aynı bon gibi gelir sana belki de aynı ton gibi delik dilimin ama aynı fon, kendini bilemez mod. Namı diğer Ceza. Galatasaray için Metin Oktay, Beşiktaş için Süleyman Seba neyse Türk rapi için de Ceza da odur. 1976 Üsküdar doğumlu ismin gerçek adı Bilgin Özçalkan'dır. 95-96 yılında Uslanmaz Çocuklar Senfonisi grubunu kurdu ama fazla büyük bir ses getiremedi. Grup dağılınca 97-98 yılında konserler verdi. 2000 yılında Dr. Fuchs'la beraber Nefret grubunu kurdular. Hammer Müzik'le anlaşıp Meclis-i Ala İstanbul albümünü çıkardı. Bu albüm aslında Türk rapinin ilk milli albümü olma özelliğini de taşıyordu. 2001 yılında Anahtar albümü geldi. Albümle aynı adı taşıyan parçaya profesyonel bir video klip çekildi ve bu albümle çok iyi bir çıkış yakalandı. Bu süreç içinde birçok konserler verdi. Hatta Almanya'daki rapperlar da bu albüme destek olunca bir anda Türkiye'nin rapper olarak ortada kalıverdi. Rap yerine Ceza diyenleri bile duymuştur kulaklarımız.
Yaptığı 17 albüm ve aldığı MTV ödülü onu hem Türk rap tarihinin unutulmaz bir üyesi hem de memlekette rap müziğin gelişimi için en önemli oyuncu yapmaya yeter de artar bile.